Bu rakam ölüm yüzdesi değil, saygıdeğer basın mensupları, yaşama yüzdesi. Birinci kuralımız şudur. Biraz önce saygıdeğer genel başkanımız da söyledi. Bu evrenseldir. Brezilya'daki hekim için de öyledir. Afrika'daki hekim için de öyledir. Önce zarar vermeyeceksiniz. İkinci kural nedir biliyor musunuz? Tedbirli olacaksınız. Yani hastayı dinleyeceksiniz. Hastanın ne gibi bir problemi var? Ben bir şey yaparsam zarar verme ihtimalim nedir? Üçüncüsü ne biliyor musunuz? Edebilirsen tedavi et. Burada ne oluyor? Birinci madde gitmiş, iki gitmiş, üç de gitmiş. Bir tane bir şey ortaya çıkmış. O konuda da bilgiler vereceğim. Faz çalışmaları hep dile getiriyoruz. Tıpta bazı kurallar değişmez. Bakın, bilim dogma değildir. Bilimde şüphe vardır. Şüphelenirsiniz, sorgularsınız. Yüce Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de ne diyor bize? Akletmez misiniz diyor. Akledeceksiniz. Serhat Fındık böyle söyledi diye inanmayacaksınız. Siz de sorgulayacaksınız. Karşımıza çıkan her akşam günde 4 kez 5 kez televizyonlara çıkıyorlar. Ben sorguluyorum şimdi. Siz ne zaman hasta bakıyorsunuz ya? Siz hastaneye gidiyor musunuz? Siz kaç tane Covid hastası gördünüz? Hayatınızda karşılaştınız mı? Görseniz tanıyabilir misiniz? Ben gördüm. Ben pazar günleri dahil çalışıyorum kliniğimde. Şimdi ilaçların ve aşıların gelişmesinde 4 temel faz vardır. Bir de faz 0 vardır. Yani siz ortaya çıkıp diyebilirsiniz ya ben çok güzel bir molekül buldum. Covid'i tedavi ederim, aşısını falan yaparım. Ne yaparlar biliyor musunuz? Hangi fazdasınız bakayım siz? Siz de bakarsınız Allah Allah ya fazla mı vardı? Faz 0'la başlar. Faz 0 deney hayvanlarıdır. Minimum ne kadar sürer biliyor musunuz? 1 yıl. Bu hastalık ne zaman pandemi ilan edildi? Mart 2020. Hangi aydayız biz? Eylül 2021. Ne kadar geçmiş? 1,5 yıl. Bakın daha faz 0'ın geçmesi için 1 yıl gerekiyor. Faz 1. Oluşturduğunuz molekül zararı var mı yok mu? Bakın birinci kural. Zararı var mı yok mu? Onu belirlersiniz. Ne kadar biliyor musunuz ortalama geçmesi gereken süre? 1 ya da 2 yıl. Hadi 1 yıl diyelim. Ne kadar oldu? 2 yıl. Sonra faz 2'ye geçersiniz. Faz 2'de dozu ayarlarsınız. Faydasını tespit etmeye çalışırsınız. Ne kadar sürer biliyor musunuz? 1 ya da 2 yıl. Hadi 1 yıl da böyle geçsin. 3 yıl. Ne zaman salgın ilan edilmişti? 2020 Mart. 3 yıl ekleyin. 2023 Mart. Biz neredeyiz? 2021 Eylül'deyiz. Nasıl oluyor bu iş? Biri bana açıklasın. Ben sorguluyorum. Biri bana açıklasın. Ben bilim adamıyım. Ben faz 3 çalışma da yaptım. Biri bana açıklasın bunu. Benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? 2 seçenek geliyor. 1. Yalan söylüyorlar. Fazları geçmemişler işte görüyorsunuz. 2. Ellerinde hazır vardı. Şimdi faz 3. En önemli aşamadır. Her zaman söylüyoruz. Faz 3'te artık on binlerce gönüllü üzerinde yaparsınız. Plasebo kontrollü yaparsınız. Bir gruba aşı adayını, bir gruba aşıya benzer boş molekül verirsiniz. Bunu ne hekim bilir, ne hasta bilir. Faz 3 aşama budur. Ne kadar sürer biliyor musunuz? En az 3 yıl. Kaç yıl oldu? 6 yıl. Mart 2026 değil mi? Ben yanlış bilmiyorum herhalde. Biz 2021 Eylül'deyiz. Faz 3'ü geçerse ruhsat alır.